Merhaba. Ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Bundan yaklaşık bir ay evvel programımıza Nazlı Hanım başvurmuştu. Nazlı Hanım sayesinde biz de Nurullah Bey'i tanımıştık. Nurullah Bey 18 yaşına kadar bir yetimhanede büyümüştü. Ve hatırlarsanız çocuklara balon dağıtıyordu. Bu sayede ablasını bulmaya çalışıyordu. Gelin Nurullah Bey'le nasıl tanıştığımızı hatırlayalım. Vefat eden oğlumun mezarına balon bırakan Nurullah isimli kişiyi bulmak için ben programınıza başvuru yaptım. Efendim? Nurullah Bey, tekrar ben, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum sizi ama gerçekten bizim size ulaştırmak istediğimiz bir emanet var. Size cep telefonunuzdan ulaştık çünkü hani evinizde misiniz, iş yerinizde misiniz bunu tespit edemedik. Ama ben programımıza sizi davet ediyorum. Efendim? Nurullah Bey, araçtasınız sanırım. Evet. Evet, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi ben telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum. Hatta gönderdim. Evet. Aracımızda bir kasa var, görebildiniz mi? Evet. O şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emanete ulaşabilirsiniz. Telefonu kapamayın lütfen. Ben de ne olduğunu merak ediyorum çünkü. Açıyorum. Burada bir eski bir balon var ama benimle ne alakası var? Kim göndermiş olabilir ki? Pardon, ne var dediniz içinde? Sönmüş bir balon var. Sönmüş bir balon. Yoksa Tamer'in annesi mi? Evet, Tamer'in annesi. Çok doğru tahmin ettiniz. Şaşırttınız beni de. Bir şey rica edebilir miyim Nurullah Bey sizden? Programımıza, hı hı, Nazlı Hanım, Tamer'in annesi başvurdu. Sizinle tanışmak, konuşmak, görüşmek istiyor. Sizden rica etsem, araç sizi benim olduğum yere getirse, ben de sizinle tanışmak istiyorum. Biraz sohbet edelim mi, olur mu? Tamam o zaman, ben sizi kırmamak için geliyorum. Çok teşekkür ediyorum Nurullah Bey, bekliyorum ben sizi. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Ya, balonlarla gelmişsiniz. Çok severim. Vallahi balonlarla gelmişsiniz. Balonu kim sevmez? Çocukluğumuzdan beri böyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, sağ olun. Beni kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldim ama hani neden geldim inanın ki ben de hiç anlayamadım. Çok da gönüllü gelmediniz yani. Yani aslında belki de yüzünü bile hatırlamıyorsunuz. Nazlı Hanım başvurdu programımıza ve Tamer'in annesi. Hani belki siz gıyaben de tanışmadınız. Ama o sizi sadece onun çocuğunun mezarına değil, diğer çocukların mezarına da balon bıraktığınızı bildiği için sizi arayıp sizinle görüşmek, tanışmak istemiş. Ya ben bunu aslında çocuklar sevinsin diye yaptım. Evet, yani satmadığınızı biliyorum. Satmıyormuşsunuz. Çok güzel bir şey yaptınız. Ama yani ister istemez insan böyle bir şeyi merak eder. Bu çok özel bir şey. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Şimdi şöyle, ben bir gün balon dağıtırken çok dikkatimi çekti. Bir bayan ağlayarak böyle hışkıra hışkıra yanıma geldi. Benden balon istedi. Tabii ben o sırada balonları zaten dağıtmıştım. Elimde balon kalmamıştı. Ben balon satmıyorum dedim. Gerçekten de zaten satmıyordum. Ben onu dağıtıyordum öyle, öylesine. Ondan sonra kendi çocuğu için balon almak istediğini söyledi tabii. Ama yanında da bir çocuk falan da göremeyince... Sordunuz. Yani evet, sordum. Yani çocuğunuz nerede dedim. Tamer'in öldü dedi. Ben bu balonları da işte onun hayrına, çocuklara dağıtmak istiyorum şeklinde bir konuşması oldu.
Tabii elimde de balon kalmadığı için o gün akşam eve gittiğimde bayağı bir yani düşündüm, kafama takıldı. Ertesi gün tekrardan aynı yere gittim. Yine balon dağıttım ama o kadını orada göremedim. Balonları da dağıttım, bitti neyse. Bittikten sonra yan tarafta bir mezarlık vardı. O mezarlığa gittim. Bayağı bir dolaştım o gün orada. Mezarları tek tek inceledim. Derken küçük bir mezar gözüme takıldı. Mezar taşında Tamer yazıyordu. Ve ben o çocuğu için, o hayırı işlemek isteyen o kadını sevindirmek istedim. Ertesi gün tekrar oraya geldim. Size söylemiş miydi oğlum Tamer için? Tamer'in ismini söylemişti. Ha, söylemişti. Tabii, o yüzden mezar dedi. Çocuğumuz nerede dediğim zaman... Ha, öldü dedi. Öyle. Tamer'im öldü demişti. Oradan ha, Tamer'im aklımda, öldü deyince Tamer'im siz... Tamer'im öldü demişti. Sonra ismini gördünüz mezar taşında. Evet, mezar taşında ismini gördüm. Ve ertesi gün oraya bir balon bağladım. Tam çıkarken ya dedim... Başka çocukları da sevindirmem gerekmez mi? Çünkü başka çocuk mezarları da gözüme ilişti. Ondan sonra bunu kendime bir görev edindim. O insanları sevindirmek istedim. Gördüğüm her çocuk mezarına bir balon bağlamak istedim. Evli misiniz? Ben hiç evlenmedim. Ha, çocuğunuz falan da yok yani. Yok o... çocuğum falan. Yok, hayır, ben hiç evlenmedim. Kendimi bildim bileli yalnız yaşıyordum. Yalnız aileniz? Ailem, benim bir ailem olmadı. Ben yetiştirme yurdunda kaldım o şekilde ama. Anladım. Nurullah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz? Çok sağ olun. Aynen, ben yine çalışmaya devam ediyorum. Ama değil benim için bunca zahmette bulunmuşsunuz. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Sağlığınız nasıl bu arada o günden bugüne? Ekibimiz gerçi hani gerekli hekimlerle falan sizi buluşturdu diye biliyoruz. Yani gerçekten sağ olsunlar, böyle bir şey hiç beklemiyordum. Çok güzel ilgilendiler. Birkaç doktorla görüştürdüler beni. Ondan sonra biraz tedavi olduktan sonra bu yaraların küçüleceğini ve iyileşeceğini söyledi doktorlar. İnşallah, inşallah. İnşallah. Seyircilerimize de ben hatırlatayım. Nurullah Bey 18 yaşına kadar yetimhanede büyümüş ve 18 yaşından sonra oradan ayrıldıktan sonra bir balon üretim atölyesinde çalışmaya başlamış. Rahatsızlığım mı? Hasta mısınız? Evet, hastayım. Yani çalıştığım işten kaynaklı olarak ortalama bir 17 yıldan beridir bu balon işindeyim. Tabii bu plastik sektöründe ister istemez ne kadar dikkat etsem de bunun bir tozu var. Bunu soluduğum için ciğerlerimde bir kitle oluşmuştu. Tabii doktora gittim. Bir zaman daha hastanede yattım bu süre içerisinde. Doğal olarak oradaki kimyasal plastiğin yaydığı bir takım şeyler sebebiyle ciğerlerinde birkaç tane tümör oluşmuş. Ne yazık ki bunlardan bir kısmı çok iyi huylu tümörler değil. Ama inşallah tedavisine başlandı ve sağlıklı bir biçimde tedavisi devam ediyor diyebiliyoruz. İnşallah sağlığına kavuşacak en kısa zamanda. Balonlar yanınızda değil mi? Evet, yanımda. Hep evet. Taşıyorsunuz onları. Evet, taşıyorum. Ne hissediyorsunuz? Suudi Hanım'a ulaştık mı, ulaşmadık mı? Bir heyecan var mı sizde? Aslında bir an önce iyileşmek istiyorum ve yeniden onu aramak istiyorum ama yoksa onu buldunuz mu?